Buradayım, atsanıza. Bir avuç işe yaramaz oyuncak sürüsü. İşleri güçleri sadece oyun oynar. Evet, hiçbir işte hırsı, hiçbir tutkuları yok. Onlara işte baktıkça oyuncaklığımdan utanıyorum. Of, depresyona giriyorum galiba. Ne güzel insan olup dünyada yaşayacağım. Hadi beraber oynayalım. Şunların ayı bir türlü alt edemedim ki. Şoker, sen neden bizimle oynamıyorsun? Of, gitme şimdi ben. Ama bak, ne güzel eğleniyoruz. İyi ya, eğlencenize devam edin. Benim böyle boş işlerle kaybedecek vaktim yok. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Sen mi bileceksin? Sanırım benim biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Evet, hadi çok güzel. Devam edin. Evet. Tamam. Hadi. Günaydın Makbuş. Günaydın. Aa, ne oldu kızım? Bu elbise biraz bana dar geldi sanki. Çok sıkı. Evet. Bak, buraların hep sıkışmış. Bu yüzük de parmağımı çok sıkıyor artık. Baksana çıkmıyor. Son günlerde kilo aldın tabii. Kilo mu aldım? Evet. Nasıl yani? İyi de ben kendim bildiğim bileli hep aynıyım. Ama artık yemek yiyorsun. Kilo alman çok normal değil mi? Eyvah Makbuş, ne yapacağım şimdi? Ya şişko çirkin biri olursam? Ya Hakan beni asla beğenmez. Dur, hemen paniğe kapılma evladım. Biraz az yemek yersin, olur biter. Hiç durmadan atıştırıyorsun kızım. Aa, şöyle dikkat etmiyorsun ki. İyi ama ben yemek yemeyi çok seviyorum. Boğazından kesmeyi beceremezsen kilo almayı hızlandırırsın ya. Of. Yemek yemeye daha yeni başlamıştım. Ne sıkıcı. Bunca güzel şey varken kilo almamak için yemeyeceğim, öyle mi? Ne yapalım yavrum? Her şeyin bir bedeli var. Asla şiko bir olmak istemiyorum. Tamam. Bundan sonra hiçbir şey yemiyorum. Nasılsa buna alışın. Deli kız, öyle şey olur mu? Görürsün bak. Hay Allah. Günaydın. Çocuklar kalkmadı mı? Şimdi uyandırayım ben onları. Sen bugünlerde biraz kilo mu aldın? Gerçekten aldım değil mi? Evet. Ne oldu şimdi buna? Ay evladım, sen de bir alem oldun. Kızın yüzüne karşı söylüyorsun. İyi de ne var bunda? Of. Hakan kilo aldığımı fark etmiş. Of. Giderek şişmanlayıp 100 kilo olmam umarım. Ne bakıyorsun? Çok çirkinim değil mi? Hoppala. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Hı? Sabah sabah başladık, iyi mi? Günaydın. Cicişler nerede? Hazır değiller mi yoksa? Şimdi hazır olurlar. Şaka gibi. Yine ben bırakacağım desene. Bu arada dün hesapları kontrol ettim. Çok teşekkürler Simge. Yeni yıl bütçelerini eksiksiz hazırlamışsın. İşim bu hayatım. Tabii ki yapacağım. Hem ben işimi çok seviyorum. Ama bak, yine de senin tarafından takdir edilmek çok hoşuma gidiyor. Çok iyi bir iş çıkarmışsın. Eline sağlık. Hadi Emre. Her sabah aynı şeyi. Kalk artık. Ya. Okula geç kalacaksın. Üf kokarca. Ya bana kokarca deme. Kalk o zaman. Ya tamam tamam. Simge'ye ne söylenecek, çabuk ol. Sadece 5 dakikan var ona göre. Ama haksızlık bu. Hiç de değil, hadi. Çocuklar, ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Yo. Sizce biraz kilo aldım mı acaba? Aynısın bence. Aslında biraz almış gibisin. Gerçekten mi? Evet. Kendimi şişman biri olarak düşünemiyorum. Bak bak. Çok komik olmuş yani. Ama şişman insanlar çok tatlı oluyorlar. Öyle deme Emre ya. Elbiselerim olmuyor.
Her seferinde bana uygun bir elbise seçmek için sihir yapıyorum. Ayrıca yüzümde... Olamaz. Yüzümü aşağıda unuttum. Ne? Bu yüzük olmadan dünyada sihir yapmam mümkün değil. Telaşla sana bunu vermeyi unutmuşum. Çok güzelmiş. Sakın parmağından çıkarma, olur mu? Peki Yüce Kulina, çok teşekkür ederim. 5 dakikanız var, çabuk hazırlanın. Tamam. Hadi buyurun, sofra hazır. Ay, bir de kahvaltıyı bekleyeceğiz. Her sabah aynı şey. Makbule Hanım, hadi siz yetiştiremiyorsunuz. Kızınız neden çocukları zamanında bir türlü hazırlamayı beceremiyor? Anlayamadım, gitti yani. Çocuklar hazır mı? Şimdi geliyorlar. Ne oldu Nana? Hiç. Nerede bulamıyorum bir türlü. Nasıl bulamazsın? Buraya koymuştum. O yüzüğü kaybedersem çok kötü olurum Nanacığım. Hadi cinçler, oyalanmayın bakayım. Tamam. Hadi. Aa, ne arıyorsun Nana? Bir şey mi kaybettim de? Siz başlayın, ben yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Biraz kilo aldım da bundan sonra bir şey yemeyeceğim. Hayır, zaten eskiden de yemezdim. Ay vallahi bu kız gerçekten de deli. Her şeyi denedim ama olmadı. Kulina Nana'nın arkasında olduğu müddetçe Nana'nın insan olmasını engelleyemeyeceğim. Bu işten vazgeçmek en iyisi. Ne yapayım? Mavi ormanda, mavi nehrin kıyısına bir kulübe yaparım kendime. Gündüzleri balık falan avlarım. Mutluluk belki oradadır. Merhaba Şoker. Golfo, kulübe odasında mı? Evet, ama seni görmek isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü hala sana çok kızgın. Söyleyeceklerimi duyduktan sonra kızgınlığının tamamen geçeceğinden emin olabilirsin. Ne söyleyeceksin? Çok merak ettim. Ama meraklı şeysin be. İyi. Çekil şuradan. Evet. Lekeler için ne yapmalıyız? Mavi ormandaki siyah böğürtlerden toplayıp fare sütüyle karıştırıp yüzünüze süreceksiniz. Ay ne kadar kolaymış, duydun mu? Duydum ama benim hiç ihtiyacım olmuyor, sen dinle. Benim de olmuyor ama öğrenmekten kimseye zarar gelmez. Ah. Ay kızlar, son zamanlarda ben kilo mu aldım? Biraz gıdığım çıkmış gibi. Aldın tabii. Hiç hareket etmiyorsun ki. Orada öyle yatıp ekrandan dünyayı izliyorsun durmadan. Ay sussana sen. Biz burada kız kıza sohbet ediyoruz canım. Lütfen gerçekten doğru söyleyin. Kilo aldın mı? Yoo, aynısın Kulina. Bilmem, böyle sanki biraz kilo almış gibiyim. Ay hemen spora başlamam gerek. Evet arkadaşlar, önce ısınma turlarına başlıyoruz. Bunu yıllar önce kaydetmiştim. Spor yaparken çok iyi oluyor. Ay kafam karıştı. Hadi bakalım başlayalım. Koşuyoruz. Hadi ısınalım. Eller havaya. 1, 2, 3, 4. Kollar önde. 1, 2, 3. Şimdi biraz belimizi çalıştırıyoruz. Ay kafam şişti be. Bir sporumuz eksikti. Akşama bir şey istiyor musun Makbule? Yok evladım. Ben bugün çarşıya ben çıkacağım öpeyim. Zaten. Peki o zaman, hadi görüşürüz. Hadi. Neşe gelsin. Hadi iyi günler. Çocuklar, iyi günler evladım. Hadi geç kaldık. Ya tamam.
Mama, o yüzüğü mutlaka bulmalısın. Haklısın ama bulamıyorum. Neyse siz gidin, ben her yere bakarım, tamam mı? Tamam. Hadi şuraya dişler. Da bak. Ya tamam. Öf tamam ya. Hadi iyi dersler. Sabahtan beri harıl harıl ne arıyorsun evladım? Yüzüğümü kaybettim. Şu alengirli sihir yaptın yüzük mü? Evet. Niye parmağından çıkardın evladım? Ya şişmanladım ya, parmağımı çok sıkıyordu o yüzden. Nereye koymuştun? Şu sepanın üstüne koymuştum. Of, delireceğim şimdi. Nerede bu yüzük? Olmadan sihir falan yapamam. Ayrıca birinin eline geçerse... Neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hay Allah. Aa, Volkan. Hayret. Sabahın köründe senin ne işin var burada? Uyku tutmadı. Heyecandan değil mi? Beni de tutmadı vallahi. Matbaayı aradım. Birazdan gidip davetiyelerimizi alacağım. Evlilik yaklaştıkça erkekler durgunlaşır derlerdi de inanmazdım. Volkan, pembe panjurlu yuvamızda o kadar mesut olacağız ki. İnan bana. Pembe panjurlu mu? Lafın gelişi öyle değil mi? Yo, gerçekten de panjurların rengi pembe. Siparişi verdim bile. Bu devirde pembe panjur mu kaldı? El aleme güldürme bizi Merve. Hem annem panjur falan sevmez, bunalır. Yine annem annem diye başlama Volkan. Onunla oturacağımıza şükretsin. Bu bizim evimiz ayrıca. Ayrıca yuvayı dişi kuş kurduğuna göre her şey benim istediğime göre olacak. Ama Merve... Ya, ya sen bu... benim sabah sabah neşemi kaçırdın ya. Ben biraz Cabbar abimi arayayım da haline hatırını sorayım. Canım, rahatsız etme adamı sabah sabah. Yo, istediğin saat ara beni dedi. Düşünüyorum da pembe panjurlar sevimli olabilir. Hem de nostaljik olur. Değil mi? Ah benim bebeğim. Anlayışlı nişanlım benim. Sen böyle konuş, benim ciğerimi ye. Çok duygulandım. Çok mutlu olacağız. Bacak kaslarım bunu çalıştırıyor. Ay ben çok yoruldum. Ben hiç yorulmadım. Belli oluyor. Ah hadi kızlar, pes ay. Etmek yok ama. Ne içecek kız? Sen hareketleri eksik yapıyorsun, dikkat et. Oo, burası spor merkezine dönmüş. Golfa ne söyleyeceksen çabuk söyle, çok meşgulüm. Joker sizinle konuşmak istiyor Yüce Kulina. Ama ben onunla konuşmak istemiyorum. Ha? Bu kadar ön yargılı olma Kulina. Söyleyeceklerimi duyduktan sonra çok şaşıracaksın. Şimdilik bu kadar yeter kızlar. Boşuna nefesini tüketme Şoker. Anlatacağın yalanlara inanacak değilim. Bana güvenmemekte haklısın Kulina. Her seferinde seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ancak bundan sonra bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü... İnzivaya çekilmeye karar verdim. Ne? İnzivaya mı çekileceksin? Evet. Mavi Orman'da, nehrin kıyısında bir kulübede yaşayacağım. Olamaz. Tek başına mı? Evet. Gündüzleri balık tutar, geceleri de anılarımı şimdi? Falan yazarım artık. Kulina! Kulina! Yüzüğümü kaybettim. Ne yapacağım ben şimdi Kulina? Ay hay aksi. Bir bu eksikti. Neyse. Ben gideyim artık. Yapacak çok işim var. Canım arkadaşım, ben sensiz ne yaparım? Kızlar, siz de beni yaptıklarımdan dolayı affedin olur mu? Ama bir şeyler yap Kulina, gitmesine izin verme. O benim en yakın arkadaşım. Ne yapabilirim Korfo? Şoker kararını vermiş. Belki böylesi hepimiz için daha hayırlı olur. Kulina, beni duyuyor musun? Tamam tamam, geldim. Yani Nana, yüzünü nasıl kaybedersin inanamıyorum. Kızlar, hemen gitmem gerek. Spora sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
Ay hiç bitmeyecek sandım. Of. Tüm kaslarımı hissediyorum. Ay. Her tarafım ağrıyor benim de. Çok yorulmuşum. Ay, ne zor şeymiş ya. Evet. Oh, yoruldum. İnzivaya çekilmenin sırası mı şimdi? Nana, hazır yüzüğünü kaybedip böyle zor bir duruma düşmüşken diyorum ki... İnanamıyorum. Nana nasıl o yüzüğü parmağından çıkarır? Merak etme, evde bir yerlerdedir. İyi de ya bulamazsa? O zaman sihir yapamaz. Böylece Joker'in kötülüklerine de karşı koyamaz. Of! Daha insan olmasına çok var. Evet. Hem sabahları giyinmek çok zor. Oysa yüzük varken bir üfledim ve... Hop! Şşt. Özge geliyor. Ne o? Yine beni mi çekiştiriyorsunuz? Hayır. Yalancılar, benim hakkımda konuşmuyorsunuz. Niye ben gelince hemen sustunuz? Üf! Senin hakkında değildi. Nana yüzüğünü kaybetmiş, onu konuşuyorduk. Aa, öyle mi? Vah vah vah, çok üzüldüm. Dalga geçmesene ya. Ama sanki çok değerli bir şeydi. Alt tarafı aptal bir yüzük. Ama yüzük Nana'ya annesinden kalmış. Manevi değeri çok büyük yani. Boş ver manevi değerini de kaç yaşalı mı söyleyeyim? Bak gıcık. Uf, sana ne ya? Hadi git işine. Aman çok umurumda Nana'nın yüzü. Kokmuş balıklar ne olacak? Sensin o. Kokarca. Nana, sana gerçekten inanamıyorum. Bu yüzüğün senin için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor musun? Nasıl çıkarırsın parmağından? Biraz kilo aldım. Parmağımı çok sıkıyordu, ben de... Nana, ne olursa olsun o yüzüğü parmağından çıkarma demiştim sana. Ama 5 dakika için çıkarmıştım. Burada yok. Biri almış olabilir mi? Simge. Simge almıştır. Ha, ya da Özge. Doğru ya. Eve başka kimse gelmedi ki. Değil mi? Bak Nanacığım. Bu yüzüğü hemen bulman gerekiyor. İşin kötü tarafı o özel ve sihirli bir yüzük olduğu için onu sihir yoluyla geri alamayız. Alan kişinin sana getirip vermesi lazım. Anlıyorum Kulina. Asma suratını. Yüzüğün kimde olduğunu bulmanda sana yardım edeceğim. Ama onu almak sana düşüyor. Kulina. Ne kadar güzel bir yüzük. Ayrıca bana o aptal Nana'dan daha çok yakıştı. Ne kadar güzel bir yüzük. Nereden aldın? Söyleyemem. Ben de takabilir miyim? Tabii ki hayır. Ne var? Yüzüğü neden onlardan saklıyorsun? Çok kıskançlar çünkü. Sonra okulda yüzük takıyor diye benim müdüre şikayet edebilirler. Doğru söylüyorsun. Gerçekten çok güzelmiş. Bu kadar parlağını daha önce hiç görmemiştim. Ben de. Aslında daha parlak. Zülfikar yavrum, biraz kirlenmiş herhalde. İyi öğretmenim. Özge kızım, gel. Aferin size. Öğretmenleriniz ikinizden de çok memnun. Ya. Ben ne dedim ki? Çocuklar bu kadar gülüyor. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Biliyor musun? Müdürün hep sakallı ve bıyıklarını çok merak etmiştim. Çok komikmiş. Peki yüzük gerçekten Simge veya Özge'deyse? Ne olursa olsun yüzüğü geri almalıyım. Ben hemen ofise gidiyorum. Ay, ben de okula gideyim bari, görüşürüz ha. Aa, yüzüğüm yok. Nasıl gideceğim? Normal insanlar gibi. Evden çıkınca sağa doğru yürürsün. Otobüs durağını göreceksin. 22D'ye bineceksin. O seni şirketin önüne kadar götürür. Heh. 22D. Ah, bu da para. Gördün mü? Para işe yarıyormuş, değil mi?
22'de. Sağa dön, durağı bul, otobüsü bekle. Sağa dön. Ah evladım, böyle çıkılır mı? Hava soğuk, üstüne bir şey almadan mı çıkıyorsun? Donarsın vallahi. Doğru ya. Buradan çıkıyorum, sağa dönüyorum. Otobüs durağında bekliyorum. 22'de geliyor. Biniyorum, gidiyorum. Heh, hadi bakalım. Ya, yüzü üfle. İstediğin yerde. Şimdi gör bakalım İstanbul trafiğinde. Anla halimizi. Şimdi işin bitti nana. Eh be nana. Şimdi daha da kızıyorum sana. Yüzüğü kaybedecek zaman mıydı? Ne güzel kararımı vermiştim. Bu işlerden elimi eteğimi çekip kafamı dinleyecektim. Ne yapacağım ben şimdi? Üf. Ama böyle güzel bir fırsatı da kaçıracak değilim doğrusu. Evet, şimdi işim bitti ama göstereceğim sana. Güzel kahve. Evet. Bugün okul çıkışı bize gelsene. Anneme sormam lazım. Aa Kulina. Kulina. Müdürü görmeye mi geldin? Ama yok canım. Ne işim olacak onunla? Nala yüzüğünü kaybetmiş. Biliyoruz. Bulamadım hala. Hayır. Özge'nin almış olacağından şüpheleniyorum. Gerçekten mi? Ama emin değilim. Eğer onduysa döve döve olurum. Emre, bunu duymamış olayım. Şiddetle yüzüğü alırsan etkisi gider zaten. Biliyorsun oyuncaklar ülkesinde şiddete asla yer yoktur. Şiddet kötü bir şeydir. Şey, özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Siz sadece yüzük onda mı değil mi onu öğrenin yeter. Gerisini nana halleder. Tamam mı? Anlaştık mı çocuklar? Evet. Tamam. Aman efendim, bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldiniz, gerek verdiniz. Ay çok teşekkür ediyorum. Çocuklar, niye gülüp duruyorsunuz bakayım? Yeter artık. Zamanı çocuklara efendim. Sebepli sebepsiz gülüp duruyorlar. Hadi bakayım, siz sınıflarınıza. Ay, şey sanırım bıyıklarınıza, sakallarınıza gülüyorlar. Bıyıklarıma, sakallarıma mı? Aman Allah'ım, daha bu sabah tıraş olmuştum. Nasıl olur? Bu imkansız. Yakışmış ama. Ben kirli sakalı tercih ederim ama. Şey, buyurun odama geçelim. Bu çocuklar beni görüp güldükçe benim sinirim zıplıyor. Tamam, buyurun. Tamam efendim, tamam. Şoker, Şoker beni dinle. Çabuk söyle, çok işim var Gorfo. Gerçekten mavi ormana yerleşecek misin? Olabilir. Ama hani dünyaya yerleşecektik? Hani benim için bir çizgi film şirketiyle anlaşma yapacaktın? Ne oldu? Of Gorfo. Meşhur olmak sandığın kadar iyi bir şey değil. İnan bana. Evet. Paparaziler peşinde. Özel hayat diye bir şey yok. Şeker ama... kız kendiyle bile rahat rahat takılamayacaksın. Ben istiyorum. Gerçek dostların kim hiçbir zaman bilemeyeceksin. Daha bir yığın şey. Gerçekten meşhur olmak bu kadar kötü bir şey mi? Sorma. Hem de nasıl. Düşünsene. Her hareketine dikkat etmek ne kadar sıkıcı. Oysa burada kafana göre takılıyorsun. Bu doğru. O halde ben de seninle Mavi Orman'daki o sevimli sıcak kulübeye geleyim. Gorfo, inziva hayatı sana göre değil. Çabuk sıkılırsın. Peki o halde ben ne yapacağım? Bir boşluktayım adeta Şoker. Ne yapacağım? Bedenen de öylesin. Kafana takma. Depresyona gireceğim galiba. Bu oyuncaklar ülkesinde neden bir psikiyatrist yok sanki? Bu Gorfo da bazen amma kafa ütülüyor. Büyüyünce entelektüel olacak diye çok korkuyorum. Bir de onun varoluş kaygılarıyla uğraş dur. Neyse. Bu yüzüğün kaybolması çok işime yarayabilir. Bir dünyaya inelim bakalım. Bir şey söyle. Gitme. Hazır mısın? O da ne kız? Ta 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 ta.
Nasıl ama? Sana inanamıyorum Merve. Demek davetiyeleri bastırdın öyle mi? Ne haber? Gördüğün gibi bir hafta sonra evleniyoruz. Merve, gerçekten tebrik ederim. Yani çok şaşırdım. Ay artıkları senin başına. Boş ver, kapat o konuyu. Çünkü ben kapattım bile. Of, ne kadar zormuş buraya gelmek. Senin ne işin var burada? Hiç, buralarda bir işim vardı. Geçiyordum, seni göreyim dedim. Beni mi? Evet, ne var bunda? Nereye bakıyorsun öyle? Parmaklarına. Parmaklarıma mı? Ay evet. Çok güzel parmaklarım var, incecik. Ay, çekil be. Deli midir nedir? Hakan, gülme. Zaten sinirlerim bozuk. Yok ya. Gerçekten çok sevimli olmuş Volkancığım. Demek başım bağlanıyor artık ha? Ya ne yapacağım Hakan ya? Bir akıl ver. Haftaya evleniyorum. Delireceğim ya. Ya o kadar büyütme canım. Yani Merve hiç de fena bir kız değil aslında. Ya ne demezsin. Göz göre göre beni kafesledi kız ya. Seni çok seviyor ama. Ev, eşyalar, nikah tarihi, balayı. Yani her şey bir ayda ayarlanıverdi. İnanamıyorum. Ya canım işte gördün mü? Pek de becerikli bir kız. Hakan, gülme abicim. İdam mahkumlarına gülünmez, ayıptır. Amma abarttın be. İdam değil oğlum, müebbet, müebbet. Ne yapıyorsun sen? Bıraksana şunları. Çekip gitsene sen ya. Ya işimiz gücümüz var. Ay bir çekip gitsene şuradan bir eve. İşimiz gücümüz var ya. Masanın üzerine dağılmış, onları topluyorum. İstemiyorum ya, bıraksana. Ama çok dağılmış, düzelteyim. Bak çekilmezsen bağıracağım şimdi he. Bence ya defolsana be. Ya bozmasana düzenimi. Ah düştü. Ya ne yapıyorsun sen? Bıraksana çantamı canım. Manyak mısın kız, bırak şunu. Burada değilmiş. Sen biraz tuhafsın galiba. Ay evde başıma bela aldın, yetmiyormuş gibi bir de burada mı seninle uğraşacağım ben be? Pardon. Ay, görüyorsun değil mi? Bu kızda bir yarım akıllılık var. Ben diyorum ama kimseyi inandıramıyorum ki. En başta da Hakan'ı. Merhaba Simge Hanım. Bir siz eksiktiniz. Simgeciğim, ben çıkıyorum. Sağlık raporunu alacağım. Evleniyorum ya. O yüzden sağlık raporu alıyorum ben. Canım sen çık işine bak. Nasılsınız Simge Hanım? Vallahi hiç iyi değilim. O halde sizi iyi edecek bir haber vereyim bari. Tek umudum kaldı abicim. Birazdan sağlık muayenesine gideceğiz. İnşallah evlenmeme engel bir sağlık problemi çıkar da kapı gibi raporu Cabbar abiye gösterir, bu işten paçayı sıyırırım. Evlenmeye engel bir hastalık var mı? Yani ne bileyim ben canım. Merhaba. Merhaba hanım. Merhaba. Hayırdır? Fazla kilolarımı atmak için yürüyüşe çıkmıştım da bir uğrayayım dedim. Fazla kilo mu? İyi de senin fazla kilon yok ki. Fıstık gibisin maşallah. Volkancığım, hadi gidiyoruz. Geldim hayatım. Şaka maka, bunlar evlenecekler galiba. Öyle mi? Baksana, nikah davetiyeleri basılmış. Ne güzel. Ne o? Yoksa sen de mi bütün kadınlar gibi evlilik delisisin? Kim, ben mi? Yok canım, hiç de değil. Ne bileyim, öyle bir iç çektin ki. Bir gün birini çok seversem neden olmasın? Haklısın. Neden olmasın? Yüzük mü? Anlamadım. Yani nasıl bir özelliği var ki bu yüzüğün? Bu yüzük Nana için çok önemli. Anlasanıza canım. Yani aile yadigarı falan mı? Bu yüzük Nana'yı bütün kötülüklerden koruyor. Öyle değil. Ay buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde, öyle değil mi Şakir Bey? Defalarca onun için tuzaklar hazırladık. Ondan kurtulabildik mi? Hayır. Çünkü bu yüzük onu koruyor. Oldu olacak, yüzük sihirli değil de düşün bayılayım şuracıkta. Onun gibi bir şey. Ay Şakir Bey, rica ederim beni oyalamayın. Yani siz de en az Nana kadar tuhaf birisiniz. Şimdi izin verirseniz işime dönmek istiyorum. Yüzüğü bana vermeyecek misiniz?
Ay iyi de yüzük bende değil ki. Değil mi? E tabii ki değil. Eğer o yüzüğü bir yerde bulursanız... Hiç üzülmeyin. Eğer bulursam o yüzüğü denizin ta dibine göndereceğimden emin olabilirsiniz. Heh, çok güzel. O halde bana müsaade. Güle güle. O halde yüzük o küçük cadıda olmalı. Tabii ya. Bunu nasıl da düşünemedim. Hadi ya. Çabuk ol Emre. Yakalanırsak çok fena olur. Of, bulamıyorum. Burada değil işte. Of, başka yere saklamış olmalı. Dur ben de bakayım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey... Hiç geçerken çantamı çarptım da dökülenleri yerleştiriyordum. Çok düşüncelisin. Ver şunu. Bir daha sizi çantamı kaşırken görürsem müdüre şikayet ederim ona göre. Ne aradığınızı çok iyi biliyorum ama asla bulamayacaksınız. Bu kızı neden bu kadar çok sevdiğimi gitgide daha iyi anlıyorum. Of, şurasında bir leke var. Gitmiyor bir türlü. Bu sürpriz ziyaretinizle beni nasıl sevindirdiğinizi bilemezsiniz. Aman efendim ne demek? Sizinle sohbet etmek bana da çok iyi geliyor. Artık bir sakal tıraşı olursunuz öyle değil mi? Hemen efendim hemen. Bu aralar vitaminlere fazla yüklendim ondan olacak. Ben sizi yolcu edeyim buyurun. Mersi. Hoppala neredeyim ben? Ne işin var senin burada? Çıksana benim çerçevemden, haydut suratlı! Anneciğim! Beni rahatsız etmeye utanmıyor musun? Böyle daha iyi oldu. Biraz yumuşak başlı ol canım. Görüşmek üzere müdürcüm. Ben çocukları görüp giderim artık. Siz baba, zahmet etmeyin. Bak bu da kal. Nasıl isterseniz hanımefendiciğim. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bulabildiniz mi yüzüğü? Hayır, çantasına falan da baktık yok. Bakın bu yüzük bir an önce ortaya çıkmalı. Başkalarının elinde olduğu müddetçe kontrol elimizde olamaz. Bu da çok kötü durumlara yol açar. Sen merak etme Kulina. Ne yapıp edip bulacağız yüzüğü. Canım benim canım. Hadi o zaman görüşürüz çocuklar. Ne garip gibi kadın. Evet öyle. Artık çantamı teneffüslerde yanımda taşıyacağım. Kimseye güvenmemeli bu devirde. Evet ya. Dün de benim kırmızı kalemim kayboldu. Gıcık. Gıcık. Senin şey. Düreyemin güğümleri kalaylı aman aman. Fistan giymiş etekleri alaylı alaylı aman aman. Şu sakalı bıyığı da hemen kesmeli. Ne kadar güçlü vitaminlermiş bunlar canım. Anneciğim! Ne oldu sana? Bu ne hal? Anneciğim! Anneciğim! Aman şu Şakir Bey'in de her dediğine inanma bence. Garip bir adam o. Ama bazen kafası çok iyi çalışıyor Merve. Ne bileyim, tuhaf biri. Sanki bu dünyadan değil gibi.
bakışları falan da çok rahatsız edici. Şimdi de şu yüzük meselesi çıktı başımıza. Ha. Demek o ondan senin ellerine falan saldırdı. Masanın üstünü falan talan etti. Beni resmen hırsız konumuna düşürdü. Ama ben yüzüğü bulursam ne yapacağımı biliyorum. Ay Simge, şu kız da şaka maka başına kaldı vallahi. Sorma, 9 tane çorap ördüm başına, her seferinde kurtuldu, iyi mi? Şerbetli kızım bu. Şerbetli. Ya da üstünde başına bunun uğur falan var. Bu kızı melekler koruyor. İşte Şakir Bey de bu yüzüğün onu koruduğunu söyledi. Sen yüzüğü bulunca ona vermeyeceksin o zaman. Delirdin mi kızım? Tabii ki vermeyeceğim. He. Ama neyse, siz ne yaptınız sağlık raporunu? Filmleri çektirdik işte. Hı. Tahliller falan da yapıldı. Akşamüstü alacağız sonuçları. Hadi hayırlısı. Sağ ol. Ay. Ay bu şehirde bir yerden bir yere gitmek ne kadar zormuş. Ay solunca ne yapacağım ben? Biz ne yapıyorsak ah. Onu. Ne oldu? Bulabildin mi yüzüğü? Hayır, onda değil sanırım. Yer yarılıp da içine girmedi ya. Ya Simge aldı ya Özge. Kulina gelmedi mi? O şimdi müdürle sohbete dalmıştır. Gelmez artık. Aşk olsun. Ah. Amma da dedikoducusun. Geldim işte. Adam ısrar edince iki satır sohbet ettik. Ne var bunda? Çocuklarla konuştum Nana. Yüzük Özge'de değilmiş. Çocuklar da bulamamışlar. Simge'de de yok. İkisinden biri aldı canım. Toz olup uçmadı ya bu yüzük. Özge ya şu yüzüğü bir daha göstersene. Ne olur. Burada olmaz. Ayrıca yüzükten kimseye söz etmek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Yoksa senin arkadaşlığımı keserim. Neden ama? Çünkü müdür okulu yüzük getirdiğimi öğrenirse bunu benden alır da ondan. Yok valla. Kedim boncuğunun üstüne bir mi söylemem? Hadi ne olur bir kere daha bakayım. Ay! Rahmetli büyük annemin yüzüğünün aynısı. Gider misin sen başımızdan? Ha, küçük hanım. O yüzüğü bana verin. Size bunların hepsini vereyim ha. Ne dersiniz? Bak. Hayır istemiyorum. Ama bunların hepsi çok değerli yüzükler. İstemiyorum dedim ya, sağır mısın? Uf, şuna bak ya. O yüzüğü senden almasını bilirim. Küçük cadı. Of of. Ne yapacağım şimdi ben? Daha iyi ya kızım. Sihir filan yapmadan insan olmayı erkenden öğrenirsin. Ama Şoker'e karşı çok savunmasız olacağım o zaman. Sen hiç merak etme. Kafasına tava yedi mi neye uğradığını şaşırıyor zaten. Nana insan olana kadar Şoker her türlü oyunu oynayacaktır. Gerçi Mavi Orman'da bir kulübeye yerleşip inzivaya çekileceğini söyledi ama... Ona inanmıyorsun öyle değil mi Kulina? Tabii ki hayır. Neyse ben gidiyorum. Oyuncaklar ülkesini fazla ihmal etmeye gelmez biliyorsunuz. Hı-hı. Bir gelişme olursa sihirli ekrandan bana Hı-hı. ulaşabilirsiniz. Hı? Ben makineye çamaşırları koyayım. Sen de yemeği yapmaya başla bakalım. Aa, iş başa düştü desene. Ha şunu bileydin. Ha. Patlattın, ne işin var burada? Duyduğuma göre yüzüğünü kaybetmişsin. Benim duyduğuma göre de Mavi Orman'da inzivaya çekilmeye karar vermişsin. Şoker. Bakıyorum da haberler çok çabuk yayılıyor. Doğru duymuşsun ama böyle bir fırsatı kaçırmayayım dedim. Nedense hiç şaşırmadım. Ay seni mendebur suratlı seni. Defol buradan bakayım hadi defol. Bak. Aman çok korktum. Yaşına hürmeten şimdilik gidiyorum. Ha 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 ha. Nasıl espri ama? Seninle baş başa görüşeceğiz Nana. O yüzük olmadan sen bir hissin. Benim hiçbir şey yapmama hiç de gerek yok.
Sen bir hiçsin Nana. Anlıyor musun? Bir hiç. Ay. Of. Makbuş ne yapacağız? Ne yapacağız yavrum, ne yapacağız? Amma söylendim be Merve. Nasıl söylenmem? Ben o koltuk takımını beğenmiştim. Ne eksiği vardı yani? Eksiği yoktu. Tam tersine 12 milyarlık bir fazlalığı vardı. 12 milyar değil bir kere. 12 bin YTL. Aynı şey. Benim kalbimi kırmaya değer miydi yani? Ya değmezdi ama o parayla koca bir ev döşenirdi. E hadi ama asma yüzünü. O zaman o beğendiğim çiçekli yemek takımını alalım. Bir yemek takımına 4 milyar veremeyeceğim, kusura bakma. 4000 YTL. Ya bak Merve, sen beni Karun sanıyorsun galiba. Tamam alma. O zaman kesinlikle o tatlı takımını alacağız, ona göre. Ne? Tatlı takım mı? Delirdin galiba. O parayla tatlıcı dükkanı açılır be. Ay tamam Volkan. Sıtkım sıyrıldı. Evlenmeden önce birbirimizi tanımamız çok iyi oldu. İstersen vazgeçelim. Hayır canım. Yani ben seni bu pintili koyundan vazgeçerim. Hiç merak etme kuzum. Olmadı psikoloğa falan gideriz, tamam? Düzelecek her şey, tamam? Tamam. Tamam. Bence kesinlikle onda. Sen de amma ısrar et. Her zaman gelmesin diye elinden geleni yaparsın. Şimdi o kadar ısrar edince anladı tabii. Dur bir dakika, aklıma bir şey geldi. İşte oldu. Aa kızım bu ne? Dolma. Vallahi seni alacak adam yandı. Böyle dolma mı olur? Aa. Ne yapayım? Sihir gücüm olmayınca elimden bu kadar geliyor. Neyse. Allah'tan dünden kalan yemekler var. Kızım ne bakıp duruyorsun? Bari tabakları götür. O kadarını becerirsin herhalde değil mi? Aşk olsun Makbuş. Ya hadi bakalım. Git. Git buradan. Git. Yine neyin var? Kolum ağrıyor da biraz. Hiç. Efendim? Sakın 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 ha. Yaklaşmayın yanına. Sakın 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 ha. Şarkı senin de. Çok güzel. Konser bittiyse yemekleri getir de yiyelim artık. Çok acıktım. Hemen. Bu akşam herhalde yemek yeriz değil mi? Tabii tabii. Özgeciğim, okul çıkışı neden çocuklarla buraya gelmedin? Hiç canım istemedi. Doğruyu söyle. Hadi benim prensesim. Yoksa sana bir şey mi yaptılar? Yok. Peki ne oldu o zaman? Kızmayacaksın ama. Olur mu hiç bebeğim? Söyle hadi. Bunun için. Galiba bende olduğunu biliyorlar. Ama bu Nana'nın yüzü. Evet. Sabah ortalıkta gördüm, çok beğendiğim için aldım. Ama doğru bir şey değil bu yaptığım, öyle değil mi? Ya Şakir Bey'in dedikleri doğruysa? Efendim? Şimdilik sende kalsın canım. Sonra uygun bir zamanda geri veririz. Kimseye bir şey söyleme, tamam mı canım? Tabii ki söylemem. Ben deli miyim? Aferin benim güzel kızıma. Dikkat et, kimse görmesin, tamam mı? Hadi sakla onu şimdi. Koy cebine.
geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben gördüm ama. Dandini dandini, hastana kadar bekildiğine bostana. Ama ne kadar atabilirsin beni bu abur cubur masallara. Dikkat edin evde eşyalarına. Bugünlerde evde her şey kaybolmaya başladı. Bilmez miyim? Ne diyorsunuz be siz? Beni mi suçluyorsunuz? Yani. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yoksa sizi babanıza söylerim. Sen almadın mı? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Ama bir şey kaybolmuşsa o köylü kızın anı aşırmıştır. Ya saçmalama kızım. Kaybolan zaten onun yüzü. Neden bahsediyorsun sen? Öyle mi hiç haberim yok? İyi. O zaman üzerine aramamızda bir şey demezsin. Yapma ya. Siz bana sarsız muamelesi yaparsınız. Bayağı. Öylesin ya. Çünkü. Yağmur tutuşunu. Ya yapmayın ya. Neden o zaman? İzin ver. Üstünü arayalım. Açın Yağmur. Ya çekilin ya şuradan. Ya versene ya. Ya ben de değil o yüzük. Merve'lerin düğün davetiyesini gördün mü hayatım? Gördüm. Çok komik olmuş. Zavallı Volkan bu gidişle evlenecek galiba. Evlilik o kadar da kötü bir şey değil bence. Ya yapmayın ya. Bu çocuklar niye bu kadar bağırıyorlar? Ben bakarım. Ya burada. Ya yapma. Ya versene. Ne yapma. Uçup gitme diyor. Yapma Yağmur. Ya sen aldın ya da annen. Ya sizi babanıza söyleyeceğim. Ya yapma. Ya. Yapma. Yapma. Ne oluyor burada çocuklar? Ya yapma. Şşş. Durun. Dur. Senin kaybolan yüzüğün var ya. Hı? Özge de ama vermiyor. Ben de değil diyorum. Yalancı. Şşş çocuklar. Ne kadar ayıp. Emin olmadığınız bir şey için başkalarına iftira atmak çok ayıp. Ya gerçekten doğru söylüyorsa? Ya gerçekten yüzük onda değilse? Hadi bakalım siz aşağı inin. Ben Özge ile biraz konuşmak istiyorum. Hadi. Özge. Durmadan benimle uğraşıyorlar. Her şey için beni suçlamalarından bıktım artık. Biliyorum. Bir şey yapacak değilim. Sadece çok güzel bir kolye. Senin için çok mu değerli? Hiç boynundan çıkarmıyorsun. Evet. Geçen gün kolyenin içine bakıyordun. Kimin resmi var? Babamın. Çok eskiden bana hediye etmişti. Senin için çok özel olmalı. Hem de çok. Benim kaybolan yüzüğüm de benim için çok özeldi. Yağmur ve Emre de bunu bildikleri için senin üzerine bu kadar gelmiş olmalılar. Sana da mı babam vermişti? Hayır ama benim için manevi değeri çok büyük o yüzüğün. Kızma olur mu? Çok beğendiğim için aldım. Biraz takıp geri verecektim gerçekten. Burasında bir iz var ama ben yapmadım. Bunun da böyleydi. Nana? Buradayım. Buradayım diyorum sana. Aşağı bak. Neredesin? Niye kayboldun? Buradayım diyorum. Neyse, ben bunu buraya bırakayım da. Buradayım diyorum, nereye gidiyorsun? Beni burada bırakma. Polina, Polina beni duyar mısın? Bir bu eksikti. Olamaz Polina. Banyoya giderken buradan Nana'nın sesi diyorum. Geliyordu. Buradayım ay, diyorum. Ay nereye kayboldu 2 dakikada bu kız. Baksana buraya Makbuş. Makbuş. Makbuş buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi Makbuş. Varken diyor.
Allah Allah, nasıl iş bu? Yere bak, yere bak, buradayım. Ay! Abi yaşıma daha girdim. Ne oldu kızım sana böyle? Çok bağırma Makbuş, kulaklarım sağır olacak. Özge yanlışlıkla yüzüğü üfleyince bu hale geldim. Ne yapacağız şimdi? Yüzük orada bak, Özge almış. Demek Özge değilmiş ha. Bak sen şu bacaksıza. Beni yüzüğün yanına götür Makbuş. Bir şeyler yapabilirim. Ben seni nasıl alayım kızım bu halinle? Çok mu küçüğüm yani? Evet. Bul bakalım. Yüzük hangi fincanın altında? Bu. Hayır, bilemedin. Bak, burada. O kadar da dikkat ettim. Nasıl yapıyorsun bunu? Ne sihirdir, ne keramet. El çabukluğu marifet. Hadi bakalım. Kaybettiğine göre benim için mavi ormana kereste taşı bakalım. Evimi yapmak için çok ihtiyacım olacak. Keşke inzivaya çekilmesen Şoker. Seni her şeye rağmen çok özleyeceğiz. Böyle oyuncak sahibi yaşam bana göre değil. Hem ben artık sade bir hayat istiyorum. Benim yaşıma geldiğinde anlarsın çocuğum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Yürü. Anca gidersin. Ne saf ya. Her seferinde sihir yaptım hiç anlamadı. Neyse. Artık herkes inzivaya çekileceğime inandığına göre şu yüzük meselesiyle ilgileneyim bari. Şoker. Kulina seni görmek istiyor. Of. Ne yapacakmış beni? Bilmem. Aradan kaç sene geçti ama seni hiç unutmadım. Bir gün yeniden karşılaşırsak o zaman veremediğim kararı şimdi verip ölümsüzlükten vazgeçebilirim. Öylesine pişmanım ki. Hah, beni çağırtmışsın Kulina. Mavi ormana yerleşmeye kararlı mısın Şoker? Tabii. Yaşayacağım kulübenin inşaatına başladım bile. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme, olur mu? Çok naziksin Kulina. Şimdi gidebilir miyim? Çok işim var. Malum taşınmak çok zor. Ah tabii. Balayına malzemeler ekliyorlar. Kimler? Kimler olacak? Merve ile Volkan tabii ki. Ya Nana ile Makbuş nerede? Nana elmelerin odasındaydı ama yok oldu. Nasıl yok? Bilmiyorum. Konuşuyorduk birden yok oldu. Ben bakayım hemen. Ben de geliyorum. Nefesim yetmiyor. Sen bunu parmağına tak, bana doğru üfle. Belki eski halime dönerim. Ne oldu bana ya? Hah, layığını buldu işte. Sen ne yaptığını sanıyorsun ihtiyar cadı? Ver şu yüzüğü bana. Makbuş, senin ona gücün yetmez. Yapma. Nasıl yetmez? Kilo mu aldım ben ya? Dikkat edin, dikkat edin. Tutmak var. Ayıcık
gitti. Hadi, hadi, hadi. Çekil şuradan. Hadi ya, çekil. Hayır, 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 sen gelme. Hayır. Ben niye sihirle gitmiyorsam? Ne oldu, ne bu telaş? Şey, camdan sildim düştü de. Benim de bebeğim. Benim de eşarbım. Hayda. Farkında mısın? Hepsi giderek Nana gibi garipleşmeye başladı. Şaka gibi. Peki Nana nerede? Hış, ne bileyim ben. Çabuk buluş yüzü. Kıştı. Ya bu, nerede bu yüzük? Çocuklar çabuk olun, şu mendi buradan önce bulalım yüzüğü. Siz ne yapıyorsunuz orada bakayım çocuklar? Allah, babam geliyor. Bak kuş, çocuklar. Hadi içeri girelim çocuklar. Ama daha yüzüğü bulamadık ki. Siz hiç üzülmeyin. Ben bulurum yüzüğü. Buldunuz mu düşürdüğünüz şeyleri? Bulamadık. İyi olmuş. Bir daha camdan bir şey atmazsınız artık. Biz atmadık ki. Hadi bakalım içeri. Yalla. Hadi geç. Of ya. Nerede bu? Ay bu gece hepiniz de bir tuhafsınız yani. Hem de nasıl? Nana nerede? Yukarıda yatıyor. Zayıflama ilacı almış da midesi bulanıyor. İyi ki bir kilo almışsın dedik. Amma ciddi alıyor bu kız her şeyi. Sana güzel görünmek istiyordur. Ne ilgisi var Simge? Bilemem artık. Nasıl, çok mu kötü? İşte. Akılsızlığının cezasını çeksin işte. İyi olmuş. Nerede bu yüzük? Nerede bu, nerede bu, nerede bu? Nerede bu? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yarın bizi kahvaltıya beklemeyin, olur mu? Özge ile alışverişe çıkacağız. Tamam canım. Aa, bu da ne? Bu Nana'nın yüzüğü. Ama ben bu yüzüğü ona geri vermiştim. Geri mi verdin Özge? Neyse, pencereden düşen şey bu olsa gerek. Bu kadar değerli olmasa üçü birden aramazdı bunu. Tabii. Nana dikkat çekmemek için aşağı inmedi. Ne kadar zekisin anne. Aynısını benzemek istiyorum. Hiç üzülme hayatım. Bunun için sadece birkaç senen var. Hadi gidelim. Daha biraz önce konuştuk. Mavi Orman'daki kulübemi yapıyorum. İnzivaya çekileceğim artık. Kesin kararlıyım dedi. Ay yani pes bu kadar olur ya. Dünyada yaşasaydı kesin Oscar alırdı Nana. Nana hep böyle mi kalacak? Yüzüğü mutlaka bulmamız gerek. Kapının önünde dediniz ama yok. İyice baktım. Kulina, ne olur bir şeyler yap. Elimden geleni yapacağım Nanacığım senin için. Şoker'den önce bu yüzüğü mutlaka bulmalıyım. Bu arada periler konseyi yüzüğü parmağından çıkardığın için çok kızdı sana. Onları sakinleştirinceye kadar canım çıktı vallahi. Peki 12 olunca bez bebeğe dönüşecek mi? Evet. Ama sabah yine böyle uyanacaksın Nanacığım. Hadi Kulina Hanım. Of. Siz gidin de sabah olmadan bu işe bir çözüm bulun. Merak etme Makbuşcuğum. Nana'nın eski haline dönmesi için yüzüğün bulunması yeterli olmayabilir. Kütüphanede biraz araştırma yapmam gerekiyor. Nanacığım sabırlı olmalısın. Peki Kulina. Ay ben de aşağı inip Hakan'ı oyalayayım da yukarı çıkmasın bari. Alın bakalım çocuklar. Ben de. Tabii, buyurun. Görüyor musun şu başımıza gelenleri? Kulina bir çözüm bulamazsa hep böyle mi kalacaksın Nana? Düşüncesi bile korkunç.
Günaydın Makbul Sultan. Günaydın yavrum. Kahvaltıyı buraya mı hazırladın? Evet. Simgeler gelmeyecek diye ben de buraya hazırladım evladım. İyi yapmışsın. Çok geç kalmışım ben ya. Kalkıyorum. Evladım bir şey yemeyecek misin? Acelem var. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal. Hadi görüşürüz babacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nane yok. Ne? Ya nanacık nereye saklandın? Bu şimdi buradaydı ya. Masanın altına bakalım. Bence de. Yok. Yok. Çocuklar, babanız nihayet gitti. Nana'yı görecek diye ödüm koptu. Siz ne arıyorsunuz Allah aşkına? Nana'yı. Ah. Makbuş, Nana yok, kayboldu. Nasıl kaybolur canım? Şuradaydı, domateslerin yanındaydı. Ay eyvahlar olsun, ne yapacağız? Nana, Nana. Nana neredesin? Ay. Zavallı nanacık, bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk olarak kaldı. Hah. Sonsuza kadar öyle kalsa ne güzel olur. Hah. Yüzüğü bulmuş olamazlar. Hah. Ben bulamadığıma göre, onlar hiç bulamazlar. Cücelerim, benim küçük cücelerim, cücelerim, benim küçük cücelerim. Bunda da yok. Küçülmek. Hah, işte burada evet. Sihirle küçülen bir oyuncak aşık olduğu kişi tarafından eski haline döndürülebilir. Hakan Bey, bu iş sana düşüyor. Hadi bakalım. Ama önce şu şokeri bulup çok istediği inziva hayatını onu göndermem gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Şu hastane dosyalarını hazırlayabildin mi? Ne dosyası Hakan ya? Sağlık muayenesinden de bir şey çıkmadı. Sabaha kadar gözümü kırpmadım vallahi. Senin anlayacağın bu işin kaçarı kalmadı. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Ya dalga geçme abicim ya. Allah'tan umut kesilmez. Belki düğüne kadar bir yolunu bulurum. Umarım bulursun. Yoksa bu işin şakası yok Volkan. Ne yapacağım ben ya? Ya duvarlar üzerime geliyor sanki. Ne yapacağım ben? Sıkışıp kaldım. Ne kadar değişik bir yüzük böyle. Acaba kaç lira eder? Demek bu yüzük Nana'yı bütün kötülüklerden koruyor. Biraz bende kalsın bakalım. Belki şans getirir bana da. Güzel oldu be. Merve geldi mi? Görmedim. Umarım hiç gelmez. Efendim? Yok bir şey yok. Aa!
burası niye dağılmamış? Ay artçı mı oldu yarabbim? Ay artçı deprem, ay. Ay! Allah'ım sen beni koru yarabbim. Ay. Sakin Simge, sakin. Geçti artçıydı. Ay Allah'ım iyi saatte olsun, öyle karıştım galiba. Ay nasıl düzeldi burası Allah'ım? Ay, hakikaten deliriyor muyum ben? Hayır, sabah çıkarken görmedim de merak ettim. İyi değil mi? Tamam. Tamam Makbuz Sultan. Deli kızım. Şoker, hani sen Mavi Orman'a taşınıyordun? Taşınacağım da. Daha kulübenin inşaatı bitmedi. Şoker, sen o kulübeyi falan boş ver. Madem kafanı dinlemek istiyorsun, ben seni öyle güzel bir yere göndereceğim ki sonsuza dek kafanı dinlersin. Nasıl yani? İşte böyle. Bundan iyi inziva mı olur canım? Biraz orada kal da aklın başına gelsin. Nerede bakalım bu yüzük? Buldum! Yaşasın! Şaşkın şey, yavaş ayol. Ay nereye gider bu Allah'ım? Makmuş ya, yanını bulamazsın. Ağzından yel alsın evladım. Ya tamam, bir dakika sakin olalım. En son mutfak masasının üstündeydi değil mi? Evet. Hı-hı. Buldum. Gazetenin arasında babamla gitti. Tabii ya. Ay sen ne diyorsun evladım? Babam gazeteyi nanının üzerine koymuştu. Sonra gazeteyi alıp çıktı. Nana da o sırada gazetenin arasına girmiş olmalı. Ya. Eyvah! Ya yolda düşürdüyse? Nana için tam bir felaket olur bu. Kulina! Kulina! Boşuna seslenme kızım. O şimdi kim bilir kaçıncı güzellik uykusundadır Kulina. Makbule Hanım, siz de durmadan benim dedikodumu yapıyorsunuz. Ay her seferinde de yakalıyorum sizi. Kulina, başımız büyük dertte. Çok büyük dertte. Kıyamam size. Ya, yani bu Volkan'ın tembelliğine inanamıyorum Simge ya. Her şeyi benim üzerime yıktı. Az önce buradaydı. Ben onu bir elime geçirirsem yapacağımı biliyorum. Merve geldin mi? Sakalları çıkmış. Burnuna ne oldu? Sen kendi burnuna bak. Volkan çok korkunçsun vallahi. Bu ne ya? Sen de hiç fena değilsin. Şu sakallara bak. Benim sakallarım mı var? Yok. Burnun düzelmiş. Yemin ederim. Demin sakallarım vardı ya. Ya sen de çok korkunçtun. Kocaman bir burnun vardı. Bu evlilik hazırlıkları sizi çok yordu galiba çocuklar. Galiba. Ay benim tansiyonum düşüyor Volkan. Dur, otur. Canım, şunları imzalar mısın? Tabii. Volkan sizin odada mı? Az önce çıktı. Eve gidip yatacaktı. Kötü görünüyordu. Kolay değil. Yani evliliğin nesi zor anlayamadım. İstemediğim biriyle olursa çok zor. Hakan, lütfen gör şu yüzü. Bu yüzük Nana'nın değil mi?
Şey, tabii onun yüzüğü. İyi de sende ne arıyor? Birkaç gününe takmam için bana ödünç verdi. Yalancı. Neden? Of Hakan, amma sorguya çekiyorsun canım sen beni. Hayır Nana, bu yüzüğü hiç parmağından çıkarmazdı da. Babacım babacım. Babacım babacım. Siz de nereden çıktınız? Bakmış bizi alışveriş merkezine götürdü. Dönüşte de sana uğradık. İyi yapmışsınız. Simge kızım, o Nana'nın yüzüğü değil mi? Of, amma da değerli bir yüzükmüş ha. Alın bunu Nana'ya verin de hepiniz rahatlayın. Nesi var bunun? Ben de biraz önce üstüne gittim, ondandır. Buradayım. Ne çıktı? Size ne ısmarlayayım? Neyse acaba? Hakan Bey, yol üzerindeki arabaları çekiyorlar. Hay Allah, otoparkta yer yoktu. O yüzden yola park etmiştim, hemen geliyorum. Trafik şubesinde adam bulup sihir yapana kadar canım çıktı. Nana burada bakın. Kulina, eski halime dönebilecek miyim? Bunu ancak Hakan başarabilir Nanacığım. Hakan mı? Babam mı? Öyle dedi. Aşk olduğun kişi o değil mi Nana? Hiç merak etme Nana. Sadece hep Hakan'ın karşısında durmaya çalış. Ver bakayım şu yüzüğü Makbuş. Hakan gelince yüzüğü ona ver, yüzüğü temizlemesini söyle. O gelmeden ki Semih olacak. Anahtarı verdim, otoparka çekecekler. Hakan evladım, Nana için bu yüzük çok kıymetli. Ama baksana üzerine bir şey dökülmüş. Ver bakayım. Babacığım, seni çok seviyorum. Ne güzel değil mi? Nana, sen nereden çıktın? Beraber geldik evladım. Nana lavabodaydı. İyi ama sen hasta değil miydin? İyileştim. Babacığım hadi pizzacıya gidelim. Hadi gidelim. Tamam olur. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Makbuş gidelim hadi. Hadi bakalım. Hadi gelin. Hadi. Hadi bakalım. Nana. Yüzüm. Teşekkür ederim.